رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. 24. lema tesettür hakkındadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yönebiyu kulli ezvacike ve benatike ve nisa'il mu'minine yudninin aleyhine min cila min celabihinne sadakallahul azim ila ahiril ayet. Ayeti tesettürü emrediyor. Medeniyeti sefiye ise, yani sefi medeniyet, yani medeniyetin o menfisi, müsbeti değil. Bu tesettürün dışında başka bir şey inşallah konuşlayacağız da. Medeniyeti sefiye ise, medeniyet perdesi altında tahripçi, insanların fıtratını bozan, zalim ama medeniyet maskesini giymiş hainlere, insanlık düşmanına, düşmanları ise Kur'an'ın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor. Tesettürü fıtri görmüyor. Bir esarettir diyor. Bir esarettir diyor. Esaret. Öyle zannediyor. Dün bu ders yapmama sebep olan bir şey oldu da, esas tesettürü tesettür yapanlar değil, kızmayın ha bana, makyaj kullananlar yapıyor. Tesettür oradadır. Doğru. Kendisini ortadan kaldıran şeydir. Çirkinleştiriyor. Çirkinleştirdiğinden demiyor. Örtüyor kendini. Aslı yok ortada. Yani kendisi yok. Boyalı bir örtü yani. Ha, boya örtüdür. Anladın mı? Onu söylüyor. Onlar da öyle gülüyor. Kızıyorlardı ama gülüyorlardı. Kıvranıp da duruyor. Doğru. Boyayla örttün. Şimdi duvar boya örttün. Şimdi tesettür değil mi boya? Şimdi boya, duvar mıdır bu? Bizim bildiğimiz tuğla mıdır? Yok. Bir tesettür sıvadır tuğlanın üstüne. Bir de boya atmışız. Aslı yok ki ortada. Aslında ortadan kaldıran her şey tesettürdür. Hasan abi birisi bir gün sonra boşanmış eşinden. Evlendikten sonra. Makyajlı ya. Yani makyajlı evleniyor. Sabah kalkıyor. Görünce bir gün sonra boşanmış. Makyaj yok ya üzerinde. Ya. Böyle ben bir tanesine de şahitim aynı buna. Aynı şahitim. Mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan lahiyayı temizenin müdafasından bir parça. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki 1350 senede ve her asırda 350 milyon insanların, bak Peygamberimiz Aleyhisselam bize 1400, ustad zamanında 1350 senede her asırda 300 milyon insanların hayatı içtimaiyesinde en kutsi ve hakiki ve hakikati bir dustur-u ilahiyi 350 bin tefsirin tasdiklerine, bak 350 bin tefsirin tasdiklerine 350 bin tane tefsir gelmiş. Bir Fatiha'yı 350 bin şekilde yorumlamış. Tasdikine ve ittifaklarına istinaden ve 1350 sene zarfında geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidaen tefsir eden bir adamı, bu ayeti tefsir etmiş ustad Allah'ın dediğini. Sanki Allah'ı mı cezalandırıyorsun tabi? Tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı, elbette rüyü zeminde adalet varsa o kararı red ve bu hükmü nakşedecektir. Kaldıracaktır. Sen de ki ben Allah'ı kabul etmiyorum. Bir tanesi vardı üniversitede. Ben bunu kabul etmiyorum. Çok iyi. Müdafaa mı? Yok müdafaa. Çünkü güzel bir şey de söyledi. Hoşuma da gitti. Mutlaka diyor her bir öğreti, her bir din, her bir felsefe, her bir fen de fizik, matematik ne olursa bir haramı var, bir helalı var. Mesela fizikte atom var. Atom deyince bir izahı var. Sen atomu sadeleştirip de üstündeki örtüyü kaldırıp da minnacık diyemezsin. Atomu öyle kabul edeceksin. Eğer o feni yapacaksın. Her bir ideolojinin ve idealist, İdealistlik fikir.
sen ve ben. İdeoloji ise benim gibi düşüneceksin, yoksa yaşama hakkın yoktur. Öldürme var. İdeolojide, idealistlikten öldürme yok. Sen fikrin senin olsun, benim fikrim benim olsun. İslamiyet idealistiktir. İdeoloji değildir. Karşıdakini benim gibi düşünmüyorsun diye ortadan kaldırmaz tövbe. Terör örgütleri idealistik değil, ideolojidir. Benim gibi düşünmeyince yaşamayacaksın. İsrail mesela benim gibi düşünmüyorsan öldürüyor. Amerika hakeza benim gibi, benim yanımda değilsin düşmanımsın diyor. Bunlar ideoloji değil, idealist insanlar. Şimdi onlar bile diyor ki tamam İslam'ın bu hükmü. Tamam ben kabul etmiyorum. Sen bilirsin ama bizim rahatsızlığımız buradan gözüküp rahatsız olanlar ya. Hani Müslüman gözüküp rahatsız olanlar. Şimdi 350 bin tefsir gelmiş. Bu ayeti de izah etmiş. Okumuş olduğum ayeti. 33'e 59. ayet. Ustad da tefsir etmiş ya. Zaten Allah söylüyor. Ayeti tesettür emrediyor diyor. Medeniyet-i Sefiye Kur'an'ın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor. Tesettür fıtri görmüyor. Bir esarettir diyor. Hangisi? Medeniyet-i Sefiye. Medeniyet hakiki. Bir de hakiki bir medeniyet var. Nedir o? İnsanların refahını, saadetini, tekemmülünü gaye yapmış. Öyle karışmaz yani. Adam buluş yapar laboratuvarda. Doktordur, buluş yapar, ilaç yapar. Bunlar insanların refah seviyesini yükseltmeyle meşguldür. Ama medeni süsü altında mukaddesata, dine, insanın fıtratına hücum edenler, onlar medeni değil, onlar deniyettir. Alçaktırlar yani. Adam sığır eti diye domuz eti satanlar. Medeni midir şimdi bunlar? Tamam. Çarşıda fasulye alıyorsun, poşeti yukarıdan aşağı yarım metreden yukarıya tezgaha atıyor ve hemen sana veriyor alıyor. O basınçla terazi zaten 20 gram kafadan gidiyor. Bunlar medeni midir? Delikanlı dedim bir dakika dur. Bir daha tart dedim. Atma öyle. Atma dursun. Sert sert bakıyor. Şinnekle bakan bir avuç fasulye daha. Dediğim için söylüyorum, başıma geldiği için. Atma yukarıdan aşağı bir metreden. Ha? Medeni yani. Biz de yobazız yani. Niye hakkımızı yedirmemiz lazım? İnsan fıtratı. Bak bakalım medeni denilen Avrupa'da, Afrika'da, Bosna Hersek'te katliam yapanlar. Bak surete medeni insan. Srebrenica katliamını ben mi yaptım? Cezayir katliamını ben mi yaptım? Irak, Suriye katliamını ben mi yaptım? Amerika'daki o eski insanlar ki ne diyorlardı ona? Kızılderi. Ve toplam 63 milyon 500 bin Amerikan'ın katliamı varmış. 63 milyon da Çin'in varmış. 64 milyona yakın Rusya'nın varmış. 61 milyon Avrupa kıtasının katliamı varmış Afrika'da. Bunlar istatistiği biliyorum. Hep 60. 60 milyon ya. 1,5 milyon Cezayir'i öldürmüş Fransız. Ve medeniyim diyor. Yürüyüş yapıyor diye adamı kurşunluyor mesela. Medeni değil mi? Sana geldikleri zaman despotsun. Türkler despottur bilmem neydir. Ya belli zaten kim olduğu. Buradan ben ikinci hikmeti okuyorum. Bunlardan geliyor kardeşler. Bunlardan geliyor. Niçin kadını istismar etmiyoruz, edemiyoruz? Askerde öyleydi bir ara. Karını açık getireceksin. Niye getirmiyorsun? Lan sana ne benim karnımda, sen ne yapacaksın? Hepimiz sergileyelim buraya. Herkes getirsin. Yok, yobaz oluyorsun. Mürteci. Mürteci demek irtica, geriye dönen, geri yaşayan. Sen daha irticacısın. Niye? İslam'dan önce kadınlar çırp çıplaktı. Hangimiz irticacıyız? Biz 1400 seneye irtica ettik. Ama ondan önceki ve Afrika'da hala öyle. Şimdi onlar medeni mi yani Afrika'da çırp çıplak? Sizden daha medeni o zaman çırp çıplak. Hiçbir şey de yok. Eğer açılmak medeni ise Afrika'dakiler sizden daha çok medeni. Nasıl yok diyeceksin şimdi? Ha medeni şöyle zannediyor. Müşteri bekleyen acı manzarasını ortadan kaldıran, kadının müşteri bekleyen acı manzarasını ortadan kaldıran
Bu mu gayrimedenilik? Tezgahtar aranıyor, kadın aranıyor. Bilmem ne sergilenecek, kadın aranıyor. Niye? Kadının cinsiyetini istismar edemiyor ya. Edince medenilik oluyor. Cinsiyetini istismar edecek zalim. Şimdi bu tesettür risalesi, birinci hikmet var, ikinci hikmet var, üçüncü hikmet var, dördüncü hikmet var. Burada tekrar bir başlık atıyor. 4, 5, 6, 7, 7 tane hikmetleri sıralıyor. Ben birincisi her zaman okunduğu için ikincisini okuyorum. Üçüncüsü de çok okunuyor, ben çok okudum. Ama ikiyi pek yapmamışım. İkinci hikmet, kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli bir münasebet, bir muhabbet ve alaka var yani. Yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Yani cinselliği tatmin etmek için değildir. Yani kadın erkek ortasında gayet esaslı, şiddetli münasebet, muhabbet, alaka var. Üç tane. Yalnız bu dünyevi ihtiyacını gidermek adına değil. Bu muhabbet, münasebet ve alaka. Sip böyle. Bedensel hayat için değil. Mesela nedir o? Evet, bir kadın kocasına yalnız hayat-ı dünyeviye mahsus bir refik hayat değil. Ha. Bu mimsiz medeniyet. Mimsiz demek, medeniyetin mesini silerseniz Osmanlıca'da deniyet oluyor. Deniyet alçaktır. Medeniyet süsü altında mimsiz, mimi kalkmış. Onun için usta mimsiz diyor. Mimi kalkınca deniyet olur. Şimdi bunların arasında Fethi abi anlayış o farkımız. Dünyaya dünya için bakıyor. İnsana cemiyet için bakıyor. Kendi menfaatin bakıyor. Fabrikada işçi mi? Ya benim gelirime, dolara bakıyor yani. İnsan görmüyor ki. Bir doktorun dediği gibi bana. Altı yolda. O eski işte bu hastaneler çıkmadan önce yazıhane vardı kişilerin, özel doktorların. Dedi ki, he muayenen. Şimdi dedi vardır bilmiyorum. Diyor ki bizzat kendisi. Ya dedi, nasıl beraberiz dedi. Ama böyle dedi yani böyle. Bunu da zaten demeye gerek yok, görüyorsunuz. Ameliyat gerekmediği halde bıçak atan para için vesaire yapan, bakmayan, Suriyeli olduğu için kötüleyen, yanına gitmeyen, bizim yeğen anlatıyor. Mesela staj yaptığı için. Suriyeli olduğu için de o kadın da ya diyor falan, ilgilenmiyor yani. Zalim yani. Dedi ki ben dedi muayene odasına geçmeden bekleme salonuna bakarım dedi. Böyleydim dedi. Yani nurları tanıdıktan sonra anlatıyor. Orada oturanları şöyle sayardı. 5 milyon, 5 milyon, 5 milyon, 5 milyon. Kendisi dedi altı yolda. 5 milyon. Ben yaşadım. Babam kanama geçirdi. Beyin kanama yuvarlandı. Ya şey acele götürüyor, acele şey yaptı. Ondan sonra diyor ki benim yazanımı getirdiniz mi diyor. Ben babam. Onun için mahkemeye verdik de mahkemeyi kazandık ama yargılanması için valilik müsaade etmedi. Böyle benim halime geçmiyor. Ben geçirdim böyle bir mahkeme. Ben verdim mahkemeye. Ve şahitlerle beraber hemşehrinle mahkemeyi kazandık ama vali onu müsaade etmesi lazım. Etmediği için şey yapamadık. Ceza alamadı. Öyle zalimler de var yani. Zalim öyle. Ama çok kaliteli de insanlar var. Bunu kastediyoruz. Yani bir insan, şimdi buradaki fark şuydu. Kadın erkek arasındaki münasebet, muhabbet, alaka, münasebet sırf dünyaya bakmıyor. Medeniyet ise dünyaya dünya için bakıyor. Adama gelir getiriyor mu, kar getiriyor mu, fabrikada bir para olarak bakıyor. Yani insan değil diyor yani. Hele Yahudi, o Rothschild'ler var, bilmem şeyler var, aileler var. İnsana insan diye bakmıyor ki. Bakıyor mu? Bakmıyor. Ha, İslam ise insana şu mertebeden bakıyor. Bundan sonra öyle bakacaksınız. Bir insana Allah nazar ediyor. Allah'ın sırrıdır. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın diyor. Yaratılış gayesinde insan benim sırrımdır diyor. Böyle bulunuyor. İki, mele-i âlâ ruhanileri seyrediyor.
insanların şu hayatını. Üç, dört melek seyrediyor. Üç, Esma-i Hüsna hükmünü icra ediyor. İnsanların hayatını, cemiyeti insan yaradı. Dört, beş, kaçsa, ahirete manzaralar oluşturuyor insan. Beş, insanın kendisini ihya ve inşa etme, aklen inşa, kalben ihya etmek, kendisini anlamlandırmak için, ruhunu kemalata götürmek için bu dünyada bulunuyor. Altı mı yedi, nefsi melavegâdır. Ama mimsiz medeniyet hepsini yok ediyor, bana bakan tarafıyla bakıyor, değerlendiriyor. Vallahi tezgahtar para getiriyor mu, mal satabiliyor mu, yoksa kapı dışarı, çoluk çocuğu mu varmış, bu mağdur mu olacakmış, umurunda değil. Öyle değil. Suriyeliler ölmüş. Önemli mi yani? Şimdi adam karar veriyor. Saros mudur şey? Dünyada nüfus çokmuş. En az 2 milyar, 7 milyar, 2 milyar ölmesi lazımmış. 2 sene önce karar vermişler. 2 milyar ölmesi gerekiyormuş. Başta kendisi mi şey abi? İşte Suriye vesaire hadisesi bunlar şey. Fazlaymış. Beyefendi Hazretleri karar veriyormuş. Yani bu adamlar medeni görüyor musunuz? Yani ben bu adamları gösteriyorum ki bakın yani kim insanları istismar ediyor. Kadın eskide eşek pazarı vardı Allah Resulü zamanında. Deve pazarı vardı. Köle pazarı vardı. Köle pazarı, eşek pazarı, deve pazarı, at pazarı vardı. Ondan sonra un pazarı vardı, yağ pazarı vardı. Bir eşek kaç insana dekmiş? Kaç insan eşek işi yapıyorsa o kadar değermiş. Yer yer değişirmiş ama ortalama bir veya üç insan köleye denkmiş. Üç tane köle satacaksın bir eşek alacaksın. Beş tane köle bir deveye denkmiş. Satılıyormuş yani. Çılıp çıplak. Böyle pazarda seyir. İşte bunlar bu zamanda geliyor. İslam'ın doğduğuna bakın. Mal iken hiçbir özelliği yokken bunlara seçme ve seçilme hakkı veriyor. Yani o zaman biat yani. Şimdiki mi? İslam'ın şeyine bak. Hazreti Ebubekir Sıdık radıyallahu anh biatla gelinmiş. Seçimle gelmiş yani. Hiç baba oğlu yok ki. Dört halifede baba oğlu yok. Yani yok yani. Yani şimdi burada bunu izah etmem mecbur oldum. Kadın erkek ortasındaki gayet esaslı, bak gayet ne demek esas? Temele dayalı ve şiddetli bir münasebet, bir muhabbet, iki alaka, bu beş tane maddeden kaynaklanıyor. Dünyaya, dünya için bakmıyor İslam. Bu insana bakarken, nazar ederken Allah Esma-i Hüsna hükmünü icra ediyor. Bu insanın ruhu inkişaf ediyor. Bu insanın ahirette sermediği manzaralar teşkil ediyor vesaire. Bu sistemle bakıyor. Dolayısıyla kadın erkek münasebetlerinde de böyle bir işlevi var. Evet, bir kadın kocasına yalnız hayat-ı dünyeviye mahsus bir refikaya hayat değildir. Sırf dünya için değil bak. Belki hayat-ı ebediye de dahi bir refikaya hayatıdır. Allah eşinizi hurilerden daha güzel, işaretleyeceğiz de yazıyor. Hurilerden daha güzel ama size layıkse veya siz ona layıkseniz sizden daha güzel yaratılıp, yani hurilerden daha güzel yaratılıp gene size refikaya hayat verecek ki dünyevi maceraları tatlı tatlı sohbet edersiniz diye. Bak, onun için sırf dünya için değil. İstemez misin hurilerden daha güzel olsun, bütün dünyevi nakıslıktan, eksikliklerden, arızalıktan arınsın, hurilerden güzel bir eşim olsun. Yani dostum sen cenneti ne yapacaksın ya? Demek ki belki hayat ebediye dahi bir refikaya hayat ödü. Böyle bir şey teklif ediyor. İnkar eden ne diyor? Yo, böyle bir şey olmasın. Bir tane söyle dedim. Yani Allah diyor ki, din diyor ki, kabirden sonra hayat var. İnkar diyor ki, yok. Yok, böyle bir şey yok. Ne var? Yılan, çıyan, akrepleri yem olma var. Yani hangisi fıtratına uygun? Hangisi kafana? Hangisini isterdin ya? Keşke olsaydı böyle bir hayat. Veya niçin olsun canım? Yılan, çıyan, akrepleri yem olmak daha iyidir. Yani böyle bir şey mi istiyorsun ki hemen ona sarılıyorsun? Din ne dedi ki sen reddediyorsun? Bu yılan çıyan akreplere yem olmayacaksın. Pasaport dairesidir. Orada elbiseni, ağırlıklarını bırakacaksın. Kirlenen çamaşır, atletini, donunu, gömleğini bıraktığın gibi kutuya
bayağı. Veya giymesi için bıraktığın eşyalar var kardolabındaki çekmece. Öyle çekip gidiyorsun. Aynen öyle de kabre bırakacaksın eskimiş gömleğini. Ruh çekip gidecek diyor. Böyle bir hayat vaat ediyor. İnkar eden ne vaat ediyor? Yok olacaksın diyor. Yılan çıyan akreplere yem olacaksın. İyi ki söyledin ya diye. İyi ki yılan çıyanlar akrepleri yem olalım ya. Bu varken böyle varlığa niye taraftar olum der gibi adam sarılıyor. Lan yani tövbe ya. İnsan garibime gidiyor ya. Varlık varken, güzellik varken, geçinmek varken, birbirine değer ve saygı vermek varken ne bu kavga, ne bu aşağılamak, ne basit görüyorsun? Bak bakalım niye katlediyorsun ya? Sibret'in ise ne yaptı yani? Sırplar mı öldürdü zannediyorsunuz? Sırplar tetiği çekti. O tüfeği veren, hedefi gösteren Avrupa'dır. Cezayir'i katleden Avrupa'dır. Irak'ı katleden, Afganistan'ı yerle iftihar eden Amerika'dır ya. Yani sonra sana medeniyet transferi yapacak. Medeniyet diyecek. Sana diyecek ki despotsun. Türk milleti despottur bilmem nedir. Yani şu dinin mümessilleri, temsilcileri, hademeleri olan Türk milletine böyle diyor. Bak belki hayat ebediye dahi bir refikay hayatıdır. Böyle bakıyor bak insan eşine böyle bakıyor. Bu benim ebedi hayatımda da böyledir. O zaman ondan iyi geçinmeye bakar. Fırsat olarak kabul etmez. Ondan istifade ettim ondan sonra aç çöpe. Öyle diye bakmaz. Size bir şey söyleyeyim mi? Bugünkü ders yapmama sebeptir bu. Biraz tuhafınıza gidecek ama dert babası olduğumuz için YouTube şuradan buradan geliyor soru muhatap olmuyorum ama ister istemez okuyorum bazıları. Boşanmak size garibinize gidiyor değil mi? Nasıl boşanıyor? Bu kadar çoğaltı Emer. Boşanmak. Bugün hatırıma geldi ki Allah getirdi. Boşanmak benim garibime gitmiyor. Nasıl karı kocalık devam ediyordu, hayretim o gidiyor. Nasıl siz boşanmamışsınız, hayret ediyorum. Okay. Boşanmalar hayretime gitmiyor. Nasıl boşanmadan yaşıyorsunuz, hayretime gidiyor. Öyle mi soruyor? Yok, ben çıkarttım bunu. Şaban, sen niye boşanmadın? Hayret ona ediyorum. Boşanana niye boşanıyor diye hayret etmiyorum. Niye biliyor musun? Ahir zamanda kişiye et bakacak, menfaat olarak bakacağı için insan olarak bakamayacağından, insan ancak insan olarak bakabileceğinden hakikaten bugüne kadar nasıl boşanmayanlar durmuş diye hayret ediyorum. Aslında boşanması lazım. Ahiret arasında. Ha. Yani bu cemiyet devamlı şöyle düşün. Gözlük fabrikası düşün Şaban. Tak 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 gözlük. Tak 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 gözlük. Tak 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 gözlük. Böyle bir fabrikadan tak 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 çorap çıksa ne yaparsın? Tekrar gözlük, gözlük, gözlük. Arada bir çorap çıkıyor, pantolon çıkıyor. Şaşırmaz mısın? Anormal değil mi çorap çıkıyor? Gözlük fabrikası. Ha, şimdi bu cemiyet de tak 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 bozuk. Bozuyor, 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 bozuyor. Aa, bir tane düzgün sen çıktın. Allah Allah. Cemiyete farklı düşünüyorsun. Cemiyetin sevk ettiği şey gibi sen gitmiyorsun. Sürü psikolojisine girmiyorsun. Bu anormaldır. Cemiyetin anormalıyız biz. Cemiyetin anormal. Anormal olan hakikatta normaliz. Anormal olan normallarız. Onun için boşanları hayret etmiyorum artık. Böyle bir cemiyette beraber yaşamak Almanlar gibi olması lazım. 17 sene geçti, 7 sene geçti. Beraber yatıp kalkıyorlar. Daha evlenmeyi düşünmedik diyor. Benim lojanın karşındaki. Belki hayat ebediye dahi bir refikay hayatıdır. Madem hayat ebediye de dahi kocasına refikay hayattır. Bak. Kadına verilen değere bak. Cennette de bunun eşi olacaksın. Ama böyle bazılar der ya bu eşimle mi beraber olacağım? Öyle deme yani. Temiz olacak. Hurilerden daha güzel olacak. O hurilerden de daha ondan da daha güzel erkek olacak. Cennette dünyanın tersi. Dünyada kadın sevilendir, erkek sevendir. Bak bir daha. Dünyada kadın sevilendir, erkek sevendir. Ahirette ise erkek sevilendir, kadın seven olacak. Güzellik bakımından ve cennetin bütün aksamını, bütün güzelliklerini huride cem etmiş. Hurilerden daha güzel olacak dünyadan giden hanımlar. Onlardan da daha güzel olacak dünyadan giden ehli iman erkekleri. Dolayısıyla yine kadına şanslıdır. Erkekler en güzel olacağı için kadınlar şanslıdır. Çünkü kadın cennette kendisinden daha güzelini alacak.
Biz ise erkekler en güzel olacak, kendisinden daha basiti alacak. Gene orada da şanslı. Yani bir haksızlık değil mi? Onlar bizden daha güzel. Biz bu dünyada diyor muyuz? Daha güzel ol canım. Kıskanır mı insan kadrısını? Ne benden daha güzeldir? Keşke daha güzel ol da seveyim. Yani sevilmek daha ihtiyaç değil mi? İki taraf da şanslı. İki taraf, hadi bakalım. Doğru söyledin. Öyle bir sorular geliyor da bu arada mukadder buna niye girdi diye demeyesiniz. Böyle sorulara da gönderme yapıyorum. Cevap. Demek ki hayat ebediye dahi kocasına refikaya hayatıdır. Kadın öyle bakacak kocasına. Ahirette de eşimdir bu. Elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı başkasının nazarını kendi measinine celbetmemek, onu darıltmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Yani madem erkek kadının ebedi hayatta da eşi olacak, o zaman kadın diyecek ki ya ebedi hayatta eşim olan kocamı şimdi de küstürmeyeyim ya. Sırf ona güzel gözükmeye çalışayım, kıskandırmayayım. Yani evde pespaya dolaşırken, sokağa çıkarken yarım saat aynada durdun mu ben içimde kurtlar giriyor işte, ben de rahatsız oluyor. Nasıl ki kadının yanında bir daha evleneceğim, bir eş alacağım demek ne kadar yanlış. Yanlıştır demeyin sakın. Şakası da yok bunun, şakası yok. Şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Öyle anlamaz yani, yapmayın. Sıkıntı çıkarır. Nasıl ki ben desem ki bir daha alacağım, bir daha evleneceğim falan demek. Ne kadar seni kadına diyorum rahatsız ediyorsa, kadın da evde pespaye, eve çıkarken süslü püslü yaparsa erkeği de o kadar rahatsız ediyor. Benim karşıma böyle de kimin karşısına böyle güzel gözükmeye çalışıyorsun? O zaman küstürmemek adına tesettür lazım. Kocasını küstürmemek. Madem mümin olan kocası sırr-ı imana binaen onun ile alakası hayat-ı dünyeviye münhasır ve yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus muvakkat bir muhabbet değil, belki hayat-ı ebediyede dahi bir refikayı hayatı o noktasında esaslı ve ciddi bir muhabbetle, bir hürmetle alakadardır. Şimdi erkeğe döndü. Birincisi neydi? Kadına diyor ki, senin ebedi hayatında da bu kocan olacak. Yani eşin olacak. O zaman onu darıltma. Yani kendini başkasına göstermekle kendini darıltma. Şimdi kadına da, erkeğe de diyor ki, madem böyledir, yalnız kadınına, eşine hayat-ı dünyeviye noktasında, bedensel ihtiyaçlarımız noktasında eşine bakma. Bedenine, güzelliğine, sana cevap olma noktasında bakma. Yaşlanınca, arızalar olunca, hasta olunca vesaire haller geçirince karına da sana o noktadan baktığın için cevap gelmeyince onu kadını aşağılama, değersiz kılma. Çünkü o senin ebedi bir hayatın olacak. Ne kadar zulümdür. İyiyken insandır. Tamam, insandır. Hasta oldu. Arıza geçirdi. Sana şimdi bugünkü ihtiyacına cevap vermiyor diye maziyi yıkabilir misin ya? Demek ki kadına diyor ki kocana böyle bak. Ebedi hayatındır. Ebedi hayatta refikaya hayatındır. Onu kıskandırma. Erkeğe de diyor ki sırf dünyevi bak. Mümin olan kocası sırrı imana binaen onun ile alakası hayatı dünyeviye münasır ve yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus muvakkat bir muhabbet değil. Yani genç iken, güzel iken muhabbetini sırf ona hasretme. Yani bedensel güzellik veya ihtiyaçtan giderme noktasında muhabbetini verme. Belki nasıl düşünecek erkek? Belki hayat ebediyede dahi, ebedi hayatta dahi benim refikaya hayatım, eşim olması noktasında esaslı bir, iki ciddi bir muhabbetle, bir hürmetle alakadar olur. Koca böyle bakınca karısına da her türlü arzalarından da tahammül eder, sabreder, muhabbetini eksiltmez. Merhamet eder yani. Bunu da yapan ancak dindir. Din olmayan yerlere bak bakalım. Ben yaşıyorum da biliyorsunuz, senin üçte biri neredeyse Avrupa'da geçiyor. 17 sene bak. 17 sene beraber yatıp kalkıyorlar. Daha evlenmeyi düşünmedik diyor.
Din olmayınca 13 yaşında başlarmış kız veya erkek çocuğu ailede gitmeye. 18'de gitmese çocuk bile anne baba gönderir hadi git diyor. Veya para vereceksin, eve kira vereceksin. Anne baba 18 yaşında kızı gönderiyor. Soruyorum size, çocuğu olanlara, çocuğu olmayıp bacısı olanlara, bacınızı, kızınızı 13-18 yaşında evden gitmedi diye kovar mısınız? Kovabilir misiniz? Bir akşam gelmese tepenize kan çıkar ya. He Okan? Bir gece gelmese. Uyuyabilir misin ya? Almanya da 14 mü 13 yaşında kız gitmiş. Bizim kardeş anlatıyor. Komşumuzun diyor. Sonra fark ettik diyor. Dedik annesine. Ya kızın gittiği aramıyor musun? Yok diyor. Mektup bıraktı diyor. Benim de arama. Çekip gitmiş. Sen Şaban ne yapardın Şaban? Değil kız erkeği. 14 yaşında oğlun gitsin. Aradım. Aradım ne demek ya? Kıyameti koparırız lan. Tabii. Peki bu fark nereden geliyor? O da insana benziyor, sen de insana benziyor. Fark niçin? O öyle böyle. Sen niye? Nereden geliyor bu fark? Dinden geliyor. Din yapmış. Ya komünistlik nasıl çıktı? Komünistin iki temel yapısı var. Aşırı devletçidir. Şimdi yeni şahsi haklar vermeye başladı Rusya. Aşırı devletçidir. Hiçbir bireyin bir mülkiyeti yoktu. İki, hiçbir ahlak mefhumu tanımaz. Ben bildiğim için söylüyorum. O zaman ne yapardı ahlak mefhumu? Bebek doğduğu zaman 3 gün sonra anneden alırlardı. Devlet kendisi büyütürdü, okuturdu başka şehirde. Düşün, 20 yaşında kadın doğurdu. 3 gün sonra aldılar. O çocuk başka yerde büyüdü, 20 yaşına oldu. Anne kaç yaşına gelmiş oluyor? 40. 40 ile 20 yaşındakiler çiftleşmez. Gayet çiftleşir. Yani böyle bir şey yapılmış. Kardeş. Vesaire. Çok yani. Ama bu farklı düşünce, farklı his imanınızdan geliyor. Şimdi tüyleriniz ürperiyor tabii bacıma, kızıma. Nasıl olur? Ondan nasıl rahat oluyor? Tövbe estağfurullah diyor bak. Ha. Bu nereden geliyor? Hissi iman, hissi dini, hissiyat, fikriyat hissiyata dönüşmüş. Bakın, sırf fikir olsa olmuyor gene. Hissiye dönüşünce böyle tiksiniyor değil mi? Daha önce misal veririz aslında hani nikahtan sonra. Nikahtan önce kız kardeşi ne biçim oluyor? Ama nikahtan sonra veriyor ona. Ya. Helali oluyor, beraber kalıyor. Şimdi yani kıyameti koparıyorsun değil mi? Koparıyorsun. Bacın kızına veya kız kardeşine. Nikah oluyor, gayet rahatsın. Helal oluyor. Nasıl bir kutsiyet ya? Semavi şey. O anda bir halet veriyor sana Allah. Sanki uydudan GPS'e bağlandın, adresine cevap geldi. Bekliyordun, adres tamam sağa dön. Sanki o nikah GPS'e bağlandın, cevap geldi. Tamam diyor. Kalbinin bir ferahlık geliyor. Ama bazı şeylerde oluyor ya böyle, karar veriyorsun düşünürüz ama vallahi karar verdim ama içim rahat değil. Sonra meğer vicdan seni bırakmıyor. Şimdi bu bak evlilikte nikah oldu, tamam. Niye GPS'e cevap geldi? İman. Ne yapar? Yalnız erkek hayvani ve güzellik vaktine mahsus muvakkat bir muhabbette değil, belki hayat ebediyede dahi bir refikayı hayat noktasında, bak sırf güzelliğinden, gençliğinde değil, ihtiyarlık vakti dahi olsa, arızaları dahi olsa noktasına esaslı ciddi bir muhabbetle, bir hürmetle alakadardır. Yalnız gençliğinde güzellik zamanında değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddi hürmet ve muhabbeti taşıyor. Mesela yaşlanınca daha bir iki kumru gibi birbirine nasıl sarılıyorlar? Bizim işte yakın köyler, ben yaşlılarla sohbet etmeyi seviyorum ya böyle. Dedim ki emice, bu hala var ya hala. Ahirette de seninle beraber olacak. Tabii içini doldurmadım tabii. Bu daha huriden daha güzel olacak. Arızalardan gidecek. Böyle inadına. Tövbe. Bunu dünyada başladım öyle şey yapmaya. O da içeride nasıl bağırıyor bastonla. Ondan sonra.
Dedim ki ey tamam emice sen istemezsen dedim. Hurilerden daha güzel yapılıp başkasına verecektir. Tabi ya vallahi orada kan çıkar dedi ya. Ay böyle ciddi ciddi. Tamam istemiyorsan boşta kalmayacak ki dedim. Başka birisi alacak dedim. Halayı birisi alacak. Tövbe estağfurullah dedi ya. Sen niye geldin ya bizim eve diyor. Sonra hurilerden daha güzel olacak şeyi anlatınca böyle. Oo. Tamam diyemiyor enaniyet de. Oo güzel bir şeymiş ya diyor. Hurilerden daha güzel hala yaratılacak. Ya gördün mü? Gördün mü hala böyle deyince. Ben ne olacağım? Bir deli bana diyor. Bir de onu anlat diyor. Erkek de böyle olunca bak ne kadar hoş oluyor. Demek ki hem yalnız gençliğinde ve güzellik vaktinde değil bakışlar yani anlayışlar birbirine belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktine dahi o ciddi hürmet ve muhabbet taşıyorlar. Daha çok birbirine sarılıyorlar. Daha çok ihtiyaçları var. Mesela arkadaştır diyor, sohbettir diyor değil mi? Yani yaşlara şey yaptığınız zaman birbirlerine daha ne kadar fazla ihtiyaç duyuyorlar. Elbette ona mukabil o da kendi mehasinini, kadın, kendi güzelliğini onun nazarına, kocasının nazarına tahsis eder, has kılar ve muhabbetini ona hasretmesi muktezai insaniyettir. Yani güzelliğini, gençliğini, bedenini kocasına has kılması lazım. Yoksa başkasına sergilerse bu alaka darbe yiyor. Oysa adam da dışarıya bakıyor. Yoksa pek az kazanır kadın böyle yaparsa fakat pek çok kaybeder. Şer'an karı, şer'an koca karıya yani hanımına küfüv olmalı. Denk olmalı. Yani birbirine münasip olmalı. Boyu, kilosu, rengi birbirine denk mi acaba? Evet o da var ama kaçıncı sırada? Bu küfü ve denk olmak, yani eşit, birbirine yakın olmak hangisi? Boyda mı, kiloda mı, soyda mı, parada mı? Ne, hangi ölçü ne olacak, kriter ne olacak? Ki ta hayat devam etsin. En mühimi de diyanet noktasındadır. Diyanet. Güzelliğini yaparsan güzellik çözüldü. Onun üzerine kurmuştun muhabbetini. Onun için almıştın. Güzelliği gidince beraber olmanın sebepler ortadan kalkınca niye beraber olursun ki? Almanlar gibi tak diye çekip gidiyor. 13 yaşında çocuklar var. Bizim Bülent kardeşinin komşusu. 13-17. Adam geldi. Karısına tamam dedi ben daha artık seni istemiyorum dedi. Çekip gitti. Kadın da gayet rahat. Nereden çıktı falan demiyor. Peki sordu kadına. Ya sen çıktın şey demedin tepki ne vereceğim diyor. Kendi hayatını seçti diyor. Ben şuraya bak ya. Demek ki niçin söyledim? Din bağı olmazsa daha güzelini gördü senden. Daha iyisini gördü. Kadın ise senden daha yakışıklığını gördü. Daha efendim zengini gördü. Daha kariyeri olanı gördü. Koca da karısının daha güzelini, daha bilmem nesini gördü. Sen bırakır. Bir, yani insanüstü bir bağ yok ki. Anlayış üstü bir bağ yok ki, alaka yok ki. Ayıptır, günahtır, vicdandır, korkudur, Allah korkusudur. Yani vefa yok ki. Vefayı din oluşturur. En mühimi diyanet noktasındadır. Ne mutlu o kocaya ki, tamam evlendin. Tamam evlendin. Ne yapacağız şimdi? Nurları ya sen tanıdın ya önce o tanıdı veya sen tanıdın o hala tanımadı. Ne yapacağız? Ne mutlu o kocaya ki, kadınının diyanetine bakıp taklit eder. Böyle hanımlar da var yani. Kocasından kaliteli, daha dindar. Helal olsun o kocaya ki karısını taklit eder, onun diyanetine takılır. Refikasını yani eşini hayat-ı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur. Yani o da karısı gibi dindar olur. Aman dindar kayıyor. Çünkü niye? Sen erkek cennetin ikinci tabakasına gittin, kadın beşe gitti Gökhan. Şimdi kadını ikinci tabakada sana vermezler ki. Kadın nereye gittiyse o zeminde ona eş verilecek. Sen de ikinci tabakadan alacaksın. Onun için kaçırmamak için bir tane şöyle dedi. Ya o zaman dedi kadın ibadet noktasında eksik olduğundan ayın yarısı. Kocaya nasıl denk olacak? Niyet. Niyeti kocasını, hizmetini, davasını, hizmetini onaylarsa sebebi kelfail sırrınca o da aynı ondan hissedar olur, beraber olurlar.
Yapamasa bile beraber olur. Yok tenkit eder, davasını çemlet sakar. Yok ikide bir aşağılar. E tabi ki beraber olmayacak yani. Bahtiyardır o kadın ki, bahtiyar kadın kimdir? Şu, kocasının diyanetine bakıp ebedi arkadaşını kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye. O da dindar olur. Yani kocası gibi olmaya gayret eder. Birincisi, koca kadın karısı gibi dindar olur. Bazılarının öyledir. Bazısında kocası iyi olur. Kadın onu taklit edecek. Peki yazıklar olsun o karı kocaya. Kimler onlar? Veyl o erkeği ki. Yazık olsun o erkeği ki. Saliha kadınını ebedi kaybettirecek olan sefahate girer. Yazıklar olsun o erkeği ki. Dindar, salih karısını kaçırmak adına gidiyor. Gayrimeşru hayata giriyor. Ne bedbahtır, şimdi kadına diyor şimdi. Ne bedbahtır o kadın ki muttaki kocasını taklit etmez. O mübarek ebedi arkadaşını kaybeder. Söylersin namaz kıl. Kılmaz. Adam derse geliyor, kitap okuyor. Namaz da kılmaz, şey yapmaz. E bu ebedi canım. Aynı yerde olamazsın ki. Tabii. Mümkün mü ya? Nasıl olacaksın? Yani sen bunu tercih etmişsin. Böyle bir hakkın yok. Bedel vermemişsin. Şimdi bakkala gitsen, bana şeker ver desen, ilk önce tezgahtardan bakar, çocuk mudur bu? Çocuksa merhamet eder, bir lillibon mu, bir şey sarkız verir. Niye? Büyük adam olsa istediğine para vermesi lazım. Al şu parayı bana ver demesi lazım. Demiyorsa çocuktur yani. Veya delidir. E şimdi kocanla beraber olacaksın. Hem cennete gideceksin, hem cehennemli ameller yapacaksın. Hem kocanla beraber olmak istiyorsun, hem de onu taklit etmiyorsun. Hem kocaya diyorum, hem cennete kadınla beraber olacaksın ama karını taklit etmiyorsun. Karınla beraber aynı fiil yapmıyorsun. Binler veil o iki bedbaht zevç ve zevceyi ki, binler yazıklar olsun o kocaya ve karıya ki, birbirinin fıskını, günahını ve sefaatını taklit ediyorlar. O onu pisliğini, o da onun pisliğini taklit ediyor. Pisliklerde birbirlerine yarışıyorlar. Birbirine ateş atılmasına, birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.